Paralel yapının Başbakan Erdoğan'a yönelik montaj kaset kumpasına bir tepki de İran'dan geldi. İran'daki siyasetçi ve akademisyenler bu olayın iki ülke ilişkilerini hedef alan bir çaba olduğunda hemfikir. İran ve Türkiye dost ve komşu iki ülkedir. İran, Türkiye'de iş başında olan hükümetle yakın bir işbirliği içerisindedir. İki ülke üst yetkilileri de işbirliklerinden yanadır. Ümit ediyorum iki ülke yetkilileri bu samimi ilişkileri bozmaya yönelik çabaların farkındadır. Bu tür oynanan oyunlar ancak yakın işbirliğiyle etkisiz hale getirilir. Türkiye'deki dinlemeler ve İran'la bağlantı kurulmaya çalışılması düşmancadır. İran'da gönüllü seferberlik ordusu olarak bilinen Besiciler Komutanı Muhammed Rıza Nakdi de casusluk ve dinleme olaylarının emperyalistlerin yeni bir oyunu olmadığının altını çizdi. Emperyalist Amerika Birleşik Devletleri zaman zaman bazı ülkelerde hatta müttefik ve dost ülkeler olarak nitelendirdiği ülkelerde o ülkenin vatandaşları üzerinden casusluk ve dinlemeler yapar. Türkiye'de yapılan dinlemeler ve casusluk faaliyetlerinin arkasındaki gerçek hedefler ve perde gerisinde oynanan oyunlara dikkat etmek gerekir. Dinlemeler emperyalistlerle Müslümanlar arasında ihtilaf çıkarmak amacı taşıyor. Akademisyen ve bölge gelişmeleri uzmanlarından Dr. Kazimi de İran ve Türkiye arasındaki köklü ilişkilere dikkat çekti. Elbette bazı düşmanlar iki ülke ilişkilerinin bozulmasından çıkar sağlamaya çalışıyor. Bizler bu oynanan oyunların farkında olmalıyız ve bu duyarlılık içerisinde hareket etmeliyiz. Bunlar tamamen İran korkusu oluşturmaya çalışarak bölgede bir İran düşmanlığı oluşturarak da kendi kötü hedeflerini uygulamak istemektedirler. Üniversite öğretim üyesi ve bölge gelişmeleri uzmanı Doktor Zülfikar Emirşahi de dinleme olayının arkasında İran ve Türkiye ilişkilerinin bozulmasının hedeflendiğini düşünenlerden. Emirşahi ayrıca iki ülke akademisyenleri ve medya mensuplarının daha sıkı işbirliği yaparlarsa dinlemelerle yapılmak istenen art niyetli hareketlerin de önüne geçmiş oluruz açıklamasında bulundu.